Yüksel Ateş engelsiz çocuk evinde çocuklar engellerini aşıyor ve doyasıya eğleniyor. Ben Fatma İzmitli. Yüksel Ateş engelsiz çocuk evinde eğitmen olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda iki çocuk annesiyim. Kendim de bir engelli annesiyim, engelli çocuk annesiyim. Bu şekilde. Peki hocam, Yüksel Ateş engelsiz çocuk evinde ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışıyor. Biz burada esasen engelli çocuklarımıza sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Onların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, özgürce sosyal hayatta yer bulacakları bir ortam oluşturduk. Aynı zamanda buradaki amacımız özellikle zihinsel engelli gruplardaki çocuklarda bunlar çok yaygın olarak yaşadığımız şeyler. Çocuklarımızın ailelerine zaman ayırmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın aileleri bizlere geliyorlar, emanet ediyorlar. Onlar kendi özel işlerini hallediyorlar. Kendilerine zaman ayırıyorlar bu şekilde. Peki buraya bir çocuğun gelmesi için ne gibi kriterlere sahip olması gerekiyor? Her çocuk kapıdan önce girdiği zaman herhalde oraya alıyor mu? Evet. Tabii ki belli kriterlerimiz var. 4-12 yaş zihinsel engel durumu olan çocuklarımız buraya geliyorlar. Ve burada %40 engel oranı olması gerekiyor çocuklarımızın. Yine bedensel olarak bağımsız hareket edebilir olmaları gerekiyor. Bununla birlikte kendine ve etrafına zarar vermemiş olması gerekiyor. Vermeyen çocukları tercih ediyoruz açıkçası. Onun dışında hani bu süreç içerisinde grubumuza uyum sağlayacak çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Peki hocam, buraya kapıdan giren bir çocuk neler yapıyor? Ne gibi? Evet. Şimdi çocuklarımız buraya ilk geldikleri zaman trambolinle başlıyorlar, oyun salonuyla başlıyorlar. Çocuklarımızın çok özgürce hareket ettikleri bir ortamımız var. Çocuklar burada eğleniyorlar, oyuncaklarımız var çok çeşitli olarak. Yine burada her bir çocuğumuza eşlik eden çocuk gelişimi öğretmenlerimiz var, eğitmenlerimiz var. Onların refakatinde hareket ediyorlar. Yine çocuklarımız burada kaliteli zaman geçirmeyi hedefliyoruz biz sürekli olarak. Onları her an aktif tutuyoruz. Ufak tefek çizgi çalışmalarıyla başlıyoruz. Kesme, yırtma, yapıştırma çalışmaları yapıyoruz. Harf çalışıyoruz, kitap okutuyoruz. Çocuklarımızın gelişimine göre onları destekleyici programlar sürdürmeye çalışıyoruz. Yine bununla birlikte çocuklarımıza eğitici filmler izletiyoruz. Çocuk şarkıları, etkinlikler, drama çalışmaları yapıyoruz. Bu şekilde. Peki toplu olarak çocuklarla birlikte yaptığınız organizasyonlar var mı? Dans olur, resim sergisi olur, buna bağlı olarak belediye kapsamında bir etkinlik. Evet. Şu anda biraz biliyorsunuz pandemiden ötürü daha tedbirli ilerlememiz gerekiyor. Çünkü çocuklarımız engelli oldukları için belirli hassasiyetleri gözetmek zorundayız. Ama pandemi öncesinde çok sıkı bir başlangıç yapmıştık. Burada özel kutlamalarımız oluyordu. Yine ilerleyen günlerde inşallah doğum günleri düzenleriz. Yine size o zaman da bekleriz. Hangi engel türündeki çocuklar geliyor ve kaç yaş aralığında? 4-12 yaş zihinsel engelli çocuklarımızı burada ağırlıyoruz. Down sendromlu, otizmli, serebral palsili çocuklarımız burada hizmet alıyorlar. Mental retardasyonu olan çocuklarımız da burada hizmet alıyorlar. Çocuk gelişimi eğitmenlerimiz onlara eşlik ediyor. Gün içerisinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı desteğimiz oluyor. Çocuklarımız ailelerinin ihtiyaç duyduğu süre içerisinde günlük kaç saat ihtiyaçları varsa biz o şekilde destekliyoruz çocuklarımızı. Öğle yemeği yine Büyükşehir Belediyesi'nden geliyor. Burada çocuklarımıza 3 çeşit yemeğimiz oluyor. Yine meyve ikramımız, tatlı ikramımız, yine çocuklarımızın hoşlandığı, sevdiği şeyleri ikram ediyoruz onlara. Gün içerisinde yine park etkinliklerimiz, açık hava etkinliklerimiz oluyor. Burada onları biz mümkün olduğu kadar gönül hoşluğuyla ağırlıyoruz. Yine bütün aileleri muhakkak kurumumuza bekliyoruz. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adın, soyadın ne? Kaç yaşındasın? Ne yapıyorsun? Benim adım Kerem, Mustafa Kerem İzmitli. Ve ikinci sınıfa gidiyorum. 8,5 yaşındayım. Neler yapıyorsun? Burada ne gibi oyunlar oynuyorsun? Ya top oynuyorum. Diyorum. İşte etkinlik yapıyorum. Sonra da zıplıyorum. Diyorum. Burada bu kadar. Eğlenceli bir vakit geçirebiliyor musun? Evet. Geçirebiliyorum. Arkadaşlarınla birlikte misin? Onlarla ne konuşuyorsun mesela? Sorular soruyoruz genelde. Bilmece soruyoruz. Soruyoruz falan. Peki hayatta en çok neler yapmaktan keyif alırsın genelde? Mesela ben robotik kodlamayı biliyorum. Babam genç yaşta birinci sınıftayken öğretmişti bana.
öyle uygulamalar yapıyorum, şeyler yapıyorum. Boş kaldığım zaman da kitap okuyup ders çalışıyorum. Peki burada da kitap okumaya devam ediyor musun? Çok evet. Ne gibi kitaplar okuyorsun? En çok hangi türleri seviyorsun? Mesela matematik ve şöyle tarihi severim. Ben büyüdüğümde de ilk gruba katılıp gitarist olmak istiyorum. Gitarım yok ama genelde akrabalarımın gitarı oluyor, onunla çalıyorum. Başka ne söylemek istersin bize son olarak? Burada engelli çocukların hiç bir engeli yok ve engellerini aşabilirler.